Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyiz hocam. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. İlk önce bir kendinizi tanıtır mısınız? Ben Tuncay Yiğit. Piye Kitabevi'nin ortaklarından biriyim. Diyor ortamda Medeni Yılmaz. Burada böyle kitap kafe formunda misafir işletiyoruz. Böyle yani. İnternette bir fiyatı gördüğünüz zaman veyahut kitap evine gittiğiniz zaman arada fiyat farkı oynuyor. Özellikle nadir kitap gibi siteler, yani ikinci el kitapta çok fazla fiyat farkı uyguluyor. Basımı olmayan. Mesela Edward Gibbon'un Roma tarihisi vardı. Şu son zamanlarda basıldı bu kitap. Fakat basılmadan önce ben çok iyi hatırlıyorum. 5 cilt 5000 TL'ydi. Yani bu neden bu kadar fiyat farkı koyuyor? Şöyle bir durum var. O biraz aslını sorarsan serbest piyasa ekonomisiyle alakalı bir şey. Elinde olan şeyin nadir olduğunu ve fiyatının ne kadar yüksek koyarsak koysun mutlaka bunun bir alıcısının olduğunu bildiği için bu şekilde bir fiyat politikası uyguluyor nadirde bazı sahaflar. Ayrıca şöyle bir şey de var. Nadir kitaptan bahsedeceksek eğer belli sahaflar tamamen şeyler. Yani amiyane tabirle troll. Evet. Fiyat koyanlar da var. Hiç alakasız bir kitap mesela işte 15 liralık bir kitabı 100 liraya koyan troll sahaflar da var. Ben bazen mesela girdiğim zaman ister istemez işimiz olduğu için görebiliyoruz bunu. Böyle bir şey de söz konusu. Peki çevirisi olmayan yani ana dilde gelen kitaplar neden çeviri kitaplardan daha yüksek oluyor? Çevirisi olmayan yani İngilizce mesela bir kitap var fakat bunun çevirisi yapılmış. Tamam. Çevirisi daha ucuz fakat İngilizcesi daha yüksek bir fiyatta. Ya birincisi şey ana dilinde okumak isteyen şey var, bir kitle var ve bu kitle bunu talep ediyor. İkincisi kitabın orijinal metni bu. Ve orijinal metni olduğu için ister istemez okuyucu da bunu bu şekilde alıp koleksiyon olarak da saklayabiliyor. Belli kitaplar için konuşuyorum bu arada. Böyle bir şey de söz konusu yani. Bu dediğiniz mesela siz dediniz ya belli kitaplar üstü. Bazı kitaplar gerçekten öyle. Fakat bazıları da çok okunan eserler. Dostoyevski gibi mesela Suç ve Ceza. Bazı kitap yayıncıları da bunun fiyatını çok aşağı indiriyor. Mesela 30 liraya o kitabı alabiliyorsunuz İngilizce olarak. Fakat bazı yayın evleri de onun fiyatını o kadar çıkartıyor ki 200 lira bir yerde, 30 lira bir yerde. Tabii kalite farkı da arada oluyor isterseniz. Mutlaka kalite farkı da belirleyicidir ama açıkçası ben bu konuya çok da fazla hakim değilim. Yani dürüst olmak gerekirse İngilizce bir kitabını bazı kitapların pahalı olduğunu biliyorum. Mesela değeri yüksek olan kitapların pahalı olduğunu biliyorum ama mesela gündelik hayattaki işte dünya klasikleri tarzındaki kitapların bu kadar pahalıya satıldığını bilmiyordum ben. Uçuk kaçık bir fiyata satıldığını. Ya şundan dolayı o pahalı satılmasının nedeni cilt farkı öyle bir şey koyuyorlar ki. Yani, şey de olabilir bu arada. Hayvan çiftliği mesela son zamanlarda. Aynen Can'ın yaptığından bahsedeceksin değil mi? Mesela, o tip bir baskıysa pahalıdır. Normal mesela baskı kalitesi işte kitabın dış kapağı falan bunların hepsi belirleyici etmen aslında bazen fiyat anlamında. Bunlar da belirleyici olabiliyor bazen. Bunlar fiyata da yansıyor tabii ki yansıyor. Çünkü bunların hepsi birer maliyet. Kağıt kalitesi bile maliyet. Yani düşündüğün zaman ve maliyetli bir ürün ister istemez senin içinde satarken de bu maliyet göz önünde bulunarak fiyat konuluyor sonuçta. Tabii bu size geldiğinizde de vergiyi de buna hesaplıyor. Tabii ki öyle. Vergi faktörü de var. Vergi de belirleyicilik oluyor. Ve ayrıca yurt dışından gelen kitapları düşündüğün zaman mesela dürüst olmak gerekirse yurt dışındaki kitap ciltleme, kağıt kalitesi falan bizim ülkemizden daha iyi. Yani işte Avrupa'yı baz alırsak ya da işte mesela benim ortağım işte yurt dışına falan gitti mesela. Oradan getirdiği kitaplara bakıyorum. İran. Mesela İran dediğin zaman çok büyük bir şey beklemiyorsun ama adamlar mesela o kadar güzel ciltlemeler, o kadar güzel şeyler, süslemeler kullanmışlar ki kitapta. Harika yani. Siz İran'dan söz ettiniz ya. Evet. İran Türkiye'den okuma olarak daha yüksek. Yani, yok buna şaşırmadım. Neden mesela? Şundan dolayı şaşırmadım. Yine mesela ortağım üzerinden konuşacağım. Mesela Medeni oraya gitmişti ve şeyden bahsediyor. Adamların gündelik hayatında konuşma dilinin neredeyse şiir dili gibi olduğundan bahsediyor. Farsçanın. Aynen. Buna Farsçanın da etkisi var tabii ki. Ve şey yani bu adamların hayatının bir şeyine şiir sinmiş anladın mı? Gündelik yaşam ve gündelik yaşamın içindeki konuşmalara kadar şiir sinmiş. Haliyle edebiyat bu kadar içinde olunca hayatın ister istemez okuma oranı da yükseliyor. Çünkü bir yerde insan o şeye maruz kaldığı zaman edebiyat diline maruz kaldığı zaman kendisi de yazmak isteyecek. Kendisi de bir şeyler üretmek isteyecek ve bunun için okumak isteyecek. Ve okumak da ister istemez bunu destekleyen bir şey. Tabii. Bu dediğiniz gibi siz dediniz ya İran'da öyle bir ortamın olması lazım. Yani edebiyat kültürünün olması lazım. Türkiye'de benim çok iyi hatırlıyorum. Siz aynen İran'a giden arkadaşınız gibi. İran'da çoğu insan İran edebiyatını neredeyse ana dili gibi biliyor. Yani günlük hayatında bunu kullanabiliyor. Fakat bugün Türkiye'de Mesnevi'den böyle şeyi duymuyoruz. Yok. Sadece Mesnevi de değil. Genel olarak Sabahattin Ali veyahut ne bileyim Oğuz Atay'dan da. Bir de şöyle de bir sorun var aslında. Bu genel olarak Türkiye'yi özetleyen bir şey. Bugün Türkiye'de Diyanar'a gittiğiniz zaman özellikle ben son 10 yıldır kitap okuyan biriyim. 10 yıldır ki Diyanar'a gittiğim zaman hep aynı kitapları görüyorum. Sabahattin Ali, Franz Kafka, Stephen Zweig.
Döndüre döndüre bunları okudum. Evet. Yani başka bir kitap yokmuş. Şöyle bir şey de var dostum. Dürüst olmak gerekirse mesela Türkiye'de değil yani kapital bir sermayeden bahsediyoruz. Kapital bir dünyadan bahsediyoruz ve reklam her şey. Yani mesela bazı kitaplar belli dizileri mesela yayın evleri tarafından reklam ücreti karşılığında verilerek mesela belli dizilerde gösteriliyor. Mesela şeyi hatırlarsınız bu Poyraz Karayel dizisinde evet, mesela evet. O dönemde ben şeydim. Kuşadası'nda bir şeyim vardı, standım vardı, kitap satıyordum. Mesela Oğuz Atay'ın Tutunamayanları o süreçte yani haftalarca şeyde bekleyen bir kitaptı. Çok değerli bir kitap bu arada. Ben onun için söylemiyorum. Kitabı evet, eleştirmek anladım. İçin söylemiyorum yanlış anlama. Sadece Poyraz Karayel'de birkaç bölümünde işte Tehlikeli Oyunlar ve Tutunamayanlar kitabı birkaç bölümde gözüktü. Onun üzerinde ben deli gibi Tutunamayanlar satmaya başladım. Yani o dönem için televizyon medyası önemliyken şu anda mesela sosyal medya çok önemli. Sosyal medyada işte bir ünlünün elinde gördüğü bir kitap yok satabiliyor. Ve bu tamamen reklamla alakalı bir şey. Yani Sebahattin İnan'ın işte Kürk Mantolu Madonna'sını eleştirmek ya da Oğuz Atay'ın şeyini eleştirmek için söylemiyorum. Tutunamayanların ya da genelde böyle bir reklam kültürü, pompalama kültürü var. Belli kitapları şöyle söyleyeyim sana. Tekrar ediyorum bunların ikisini dışarıda tutarak söylüyorum. Alelade bir kitabı. Reklamını düzgün yaptığın zaman inanılmaz derecede çok güzel bir satış şeyine ulaşabilirsin. Tabii ki bu kitabın kalitesini belirlemez. Kitap çok çok kötü de olabilir. Ama Türkiye'de bu tip şeyler maalesef popüler kültür malzemesine dönüştü. Birçoğu hatta ya karikatürü var şey diyor işte Kürk Mantolu Madonna vardı. Gene de şey kitap 10 lira işte kitapla kahve çekilmiş fotoğraf 5 lira falan. Ben diyor fotoğrafı alayım diyor. Yani olay biraz o. Biz biraz daha şey yapmaktan ziyade, okumaktan ziyade bunu göstermeyi seven bir toplumuz. Gösteriş toplumumuz genel itibariyle. Sorun bu yani aslında sorarsan genel itibariyle. Bir de bu yine Kürk Mantolu Madonna'dan getireyim. Bu kitabı ben de okudum. Yani ister istemez tabii herkes okumuyor. Şimdi kitabı okuduğunuzda beklenilenden daha az şey gördüm ben. Yani aslında insanlar çok abarttığını gördüm. O kadar çok artık görmüşüz ki. Yani Instagram'a ben girdim de. Sizin de dediğiniz gibi kahveyle Kürk Mantolu Madonna hep aynı gibi. Ya. Burada tabii okuyucuya da yansıdığını ben düşünüyorum. Öyle tabii ki yansıyor. Beklenti de düşüyor. Bir de şöyle bir şey de var. Bak bir yandan da bu kötü bir şey. Pompalanması. Öte yandan mesela şey gibi olacaktı. Mesela Leyla ile Mecnun gibi bazı diziler vardı. İşte Yavuz abiyi hatırlarsın. Evet, orada mesela işte Aylak Adamı. Ondan sonra birçok işte Ece Ayhan'ın, Cemal Süreyya'nın şiir kitaplarını okudu. Öte taraftan da hiç bilmeyen bir kitleye de kitapları tanıtmış oluyor. Böyle bir ayağı da var işin. Yani dediğimiz gibi hani getirdiği kadar götürdüğü kadar da getirdiği var. Maalesef modern toplumun böyle bir şeyi de var. Sosyal medya da böyle. İşte reklam kültürü de böyle. Böyle bir artısı da var öte taraftan baktığın zaman. İnsanlara hiç alakası olmayan insanlar mesela oradan görüp Aylak Adamı alıp okumuş da olabilir. Bu anlamda faydalı da olmuş olabilir yani. Öte taraftan böyle bir şey de var. Kesinlikle yani hem götürdüğü kadar hem de getirisi var. Aynen dediğiniz öyle. Gibi yani okumayan bir topluma aslında bir okumaya teşvik ediyor. O kitapları kesinlikle. Gösteriyor. Bu aslında şu soruya da bağlanıyor. Türkiye neden bu kadar çok kitapla görünmesine rağmen aslında baktığınız zaman sürekli bir kitaba maruz kalıyorsunuz. Bir şekilde hani bir görüntü olarak evet. Böyle. Çünkü bir okula gittiğinizde veyahut bir kütüphaneye gittiğinizde görüyorsunuz. İnsanlar merak etmiyor. Bu merak etme duygusu da var. Ve okumuyorlar ya, yani. Ben sadece burada çalışmadım. Daha önceden mesela üniversitelerde kitap satıyordum. Gene mesela olay gösterişe bağlayacak da şey vardı mesela işte biz bir yayın evi ismini vermeyeyim. Bir yayın evinin kitaplarını satıyorduk. Sırf işte kitapların rengi sarı diye. Mesela ben şeyi hatırlıyorum ya. Öğrenci geldi işte hukuk fakültesinden mezun olmuş ya da mezun olacak artık şey diyor. Ofisimde işte diyor perdeler bordo. Kitaplar sarı. Çok güzel uyumlu. Ne yazdığı önemli değil. Tamamen işte ambalajdan bahsederek kitap alabiliyor. Kitaba maruz kalıyoruz evet ama şöyle bir şey var. Okuma anlamında ciddi anlamda inanılmaz bir eksik var. Yani Türkiye açısından ciddi bir eksiklik var. Hatta bunu Emrah Safa Gürkan kendi kitabında anlatıyor. Norveç'te mesela bir kitaba birinin verdiği şey 10 dolar gibi bir ücret. Türkiye'de 25 cent. Gazeteye bile buna katılıyor. Yani 25 cent. Ya bu kadar yani dünyada ihtiyaç belki... İhtiyaç olarak görmüyoruz. Kesinlikle kitap okumayı... 235'e girmiş zaten. Kesinlikle öyle. İhtiyaç olarak görmüyoruz. Çünkü şey genel olarak bunun hani Cem Yılmaz da bunun parodisini yapıyor ya işte bilmiyorum demeyen bir toplumuz. Ama aslında çok cahil bir toplumuz öte taraftan. Düşündüğün zaman şöyle bir şey var. Hiç kimse bilmiyorum demez. Ama hepsi o bilmiyorum diyen kitleye baktığın zaman okuma oranı, bilgi birikimi oranı inanılmaz derecede düşük yerlerde hatta yani. Böyle bir şey de var. Doğru söylüyorsun. Sıkıntılı. Şimdi ben size özel olarak soracağım. Hı-hı. Yılda siz kaç kitap okuyorsunuz veya neler okuyorsunuz siz? Ya tür olarak mı? Tür olarak ne tür kitap? Kaç kitap okuduğumu inan bana hiç oturup saymadım. Ama ortalama yani işin yoğunluğuna göre ayda 2-3 kitap okuyabiliyorum. 3 kitap okuyabiliyorum. Bu işe girmeden önce daha güzel kitap okuyordum. Onu söyleyebilirim. İşten
yani çalışmaktan aslında biraz da işte gelip giden kalabalıkla alakalı bir şey. Eve gittiğim zaman daha yorgun oluyorum. İşte evde biraz zaman ayırabiliyorum. Yolda gidip gelirken bir şeyler okuyabiliyorum. O kadar dükkanda zaten kitap okuyamıyorum haliyle. Tür olarak düşünürsem ben tarih mezunuyum. Eskiden tarih kitapları okurdum. Ben lisans tarih, yüksek lisans terkim ben. Cumhuriyet tarihi. Tarih kitapları okurdum eskiden ama maalesef artık tarih kitabı yaklaşık 2012'den beri herhalde hiç tarih kitabı okumadım. Cumhuriyet'in erken dönemlerini mi çalışıyorsunuz? Çalışıyorsunuz dediğim benim Cumhuriyet dönemiydi. Evet, erken dönemde vardı. Benim aslında biraz daha dönemi daha çok ilgimi çeker. 60 dönemi tarihte mesela. Evet, güzel bir dönem. Aynen. Evet, Menderes'in sonrası o 60'ta 80 arası dönemi bence Türkiye'nin en özgürlükçü dönemidir. O dönem de böyle ilgimi çeker ekstra. Aslında sırf bunun üzerine de video fırtaj çünkü tarih mezun olunca ben olur. Çok tarih kitapları. Doğrudur. O dönemi severim ama normalde kendi okuma zevkimi sayarsan işte genel itibariyle ben severim. Edebiyatta, yeraltı edebiyatı ilgimi çeker. Bu aslında çok da fazla işte kitapçı bir kiteden duyabileceğim bir şey değil genelde. Normalde edebiyat. Normalde daha aynen, yeraltı. Evet, genelde çok daha farklı cevaplar gelebilir ama ve yeraltı edebiyatını severim. Normalde de işte sevdiğim yazarlar mesela işte yakın dönemde mesela Calvin'i yazardım. Çok seviyorum. Calvin'i okuyorum. Saramago okuyorum. İşte yani bu tip bayağı yani kitaplar. Evet, evet, güzel kitaplar. Ya güzel ki göreceli bir şey. Kıyıda kalmış mesela detay kitapları okumayı da severim. Mesela Ayrıntı yayınlarını çok severim. Jaguar'ı çok severim. Hani Ayrıntı'dan hemen hemen ne çıksa okuyorum diyebilirim. Severim mesela. Jaguar keza öyledir. Severim. Kitapçı açmak isteyen veya suhaf olmak isteyenlere ne tavsiye ediyorsunuz? Bugün birçok gencin hayali gerçekten bu. Yani, şöyle söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Bak şundan bahsedeceğim. Bir tane şey var. Bu tweet de olabilir. Tam hatırlamıyorum da diyor. Eğer hala işte üniversiteyi bitirdikten sonra KPSS'ye girmeyi bırakıp işte şirin bir kafe açmak isteyen salaklar varsa kafeyi devrediyorum. Tabii ki öyle değil. Bu olayın esprisi. Ben biraz ben bu arada şakası bir yana. Benim hayalimdi bu. Bir kitap kafe açabilmek. Böyle bir şey hayalimdi. Evet, çok güzel. Ben burada mesela şöyle söyleyeyim. Benim sabah mesela dükkana gelen işte 92 yaşında bir müşterim var. Her gün oturuyorum, hemen hemen bir sözcüğün kökenini öğreniyorum. Bu çok ciddi güzel bir şey. Hayatıma katan çok güzel, kattığı çok güzel şeyler var. İşte mesela buraya gelen gerçekten entelektüel donanımı yüksek birçok insan var. Biz burada mesela etkinlikler yapıyoruz, bir şeyler öğreniyoruz, bir şeyler aktarıyoruz bir yerde. Ama şöyle bir sıkıntı da var. Bu kısmın güzel kısmı. Ama öte tarafında şöyle bir realite var. Dostum, Türkiye'de yaşıyorsun. Hayat pahalılığı müthiş derecede fazla. Şöyle bir şey devreye giriyor. Ekonomik bir yapı gerekiyor ve sen Türkiye'de sadece %5'lik bir kesime hitap ediyorsun. Böyle hatta bir gerçek. Aynen. Net okuduğu da belli. Aynen. %5'lik bir kesime hitap ediyorsun. Hal böyleyken ister istemez ekonomik kaygılar devreye giriyor. Ayrıca şöyle bir şey de var. Sahaf kısmı gerçekten benim de çok eğlendiğim, güldüğüm, işte çok sevdiğim bir kısım ama şimdi de bir kafe kısmı var. Benim için söylüyorum yani. Kitap kafe. Aynen. Kitap kafe formatında olduğum için söylüyorum. İnsana maruz kalıyorum bir yerde ve çok fazla insana maruz kalmak bazen insanı yorabiliyor. Gerçekten yorabiliyor ki ben Artvin'in bir insanım ve benim köyde doğduğumu düşünürsen çok fazla insanları maruz kalmak beni çok da mutlu etmiyor. Tabii. Ama tekrardan söylüyorum, açmak isteyen insanlara önerimi soracaksam ya da bunu söyleyeceksem eğer. Gerçekten eğer fedakarlık isteyen bir iş hayatında her şeyden önce gerçekten hani ekonomik anlamda kesinlikle büyük paralar hayal edilmeden yapılması gereken bir iş. Ama eğer kendilerine bir şey katmak istiyorsalar, bir şeyler öğrenmek istiyorsalar bu anlamda çok zengin bir iş. Çünkü sürekli birileri geliyor ve mevzu kitap olunca ister istemez onun size aktardıkları oluyor. Sizin ona aktardıklarınız oluyor ve çok güzel bir iş. Bu anlamda çok çok memnunum. Yani işin ekonomik kısmını bir tarafa bırakırsak, tekrar ediyorum. Onun dışında çok bir sıkıntısı yok. Ayrıca işte dükkanda işte bir kedin oluyor mutlaka. Sahafım totemi evet, diye böyle bir kedin. Instagram'da hatırlıyorum. Aynen benim de bir kedim var. Bergen diye mesela. Onunla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Eş dostum geliyor, muhabbet ediyorum, sohbet ediyorum. Bunlar çok çok güzel. Bunu bir işin dahilinde yapıyor olmak çok güzel bir şey. Yani senin işin bu. Kitap satıyorsun, kitaplarla iç içesin. Kitapçısın yani özetle. Ama bu işin dahilinde senin eşin dostun geliyor. Oturup sohbet edebildiği, çay içebildiği bir yer ve bir yerden sonra senin mekanın ortak bir buluşma noktasına dönüyor. Birçok insan senin üzerinden gelip burada birileriyle buluşuyor, birileriyle konuşuyor. İşte sohbetin gelişiyor ve hepsinden önce tekrar ediyorum bir şeyler öğrenebiliyorsun. Bir insan tanıma kapısı oluyor ve bir yerde insan cennetine dönüyor tanıdığın yer. İyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, eğrisiyle mutlaka hayatından insanlar geçiyor. Bu güzel bir şey. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Sağ olun.